fark etmiyor. İnsanlar cevaplara o kadar aç ki. Yani insan konforunun bozulmasını istemiyor. Mesela bir şey anlatıyorsun hocam, özetle diyor. Yani mevzuda da özetle diyor. Çünkü yani işi var yani. Adamın işi var, tamam mı? İşi olan adamın ilahiyatta ne işi var normalde? Yani, ben, yani diyoruz yani o zaman git domates pişir diyoruz, git. Yani sebze başka bir şey yap. Yani ilahiyattaysan soruyu yücelteceksin. Akademiyadaysan sorunsalı yücelteceksin. Problemi yücelteceksin. Yani hocalarınızla mesela ilişki kurarken cevaplar üzerinden kurmayın. Sorular sorunlar üzerinden kurun. Yani bu mesela deyin ki bu fıkhın problematiği nedir deyin. Yani bu tasavvufun mesela cevaplarını ne yapacaksınız? Ya şuydu buydu işte bana soruyor mesela, tamam mı işte rabıta mürşit işte böyle bir şey var mı? Ya var yok zaten, bana ne, ben yapmıyorum sana, ya sen yapıyor musun yok, sen de yapıyorsun, bitti o zaman. Ama şimdi mesele ne? Sen buradan bir sorunsal inşa et. Yani bir problem inşa et, tamam mı? Bizim şimdi arkadaşlarımızda gerçekten böyle bir mesele var hocam. Yani Eskişehir'deki başkadır yani. Değildir yani. Şimdi, yani başkadır demeseydim başkadır diyecektim ama başkadır diyerek aynı olduğumuzu gösterir. Çünkü nerede desem herkes başka diyor. Aynı oluyoruz. Maalesef aynıyız, tamam mı? Soruları yüceltmiyoruz. Sorunsalı yüceltmiyoruz. Herkes cevap peşinde. Fetva. Tamam, caizdir değildir. Bitti. Ne bu ya? Polis misin sen? Anlatır mı yani? Şimdi tasavvufa gitmişse bana soru soruyorlar. Şey, yani eli cebinde yani. Tokatı patlatacak yani. Yani ona, ya ben de ona göre cevap veriyorum. Hani yumuşatarak falan, tamam mı? Böyle olur mu? Sorunsal peşinde gideceksin. Problematik peşinde gideceksin, tamam mı? Yani sonra bir de yani